Evet arkadaşlar, dün akşam bir paylaşım yapmıştım arıların zehirlendiğine dair. Şimdi arılığa geldim. İlk önce şöyle şuradan başlayacağım. En baştan şu arkadaşın kovanından başlıyorum. Güçlü arılarda bilhassa şu anda yağmur da yağıyor. Bakın öyle böyle bir durum değil. Sıradan olan bir şey değil. Güçlü kolonilerin önleri berbat bir durumda. Şu anda görüyorsunuz. Zayıf olanların, mevcudu az olanların durumu daha az. Ama güçlü kolonilerdeki arı ölümleri anlatılacak gibi değil. Şimdi devam ediyorum yine diğer kolonilere doğru. Bakın bu şekilde devam ediyor. En başa varayım ben. Aynı zamanda yağmur yağıyor şu anda etrafta. Bakın. Yani bunun zehir mi yoksa başka bir zehirlenme mi diye anlatılacak gibi durumu yok yani. Dün akşam arkadaşlar bir dünya yorum yaptılar. Yok işte zehir olmuştur, yok bilmem ne yapmıştır. Birisinden bir dünya yorumlar oldu. Bu arada Zafer Bey, burası Cumalı Kızık 900 gözler mevkii. Bakın dün geldiğimde yeni atmaya başlamışlardı zehirleri. Dün arada çalışmadı, hava bozuk olduğundan dolayı pek fazla zehir toplayacağını sanmıyorum ama ben yine de savunuyorum tezimi. Bunun bu asit yağmuru veya çamurla ilgili ne olduğunu bilmiyorum. Yani anlatılacak gibi değil. Görüntülere bakın arkadaşlar. Hele şuraya bakın. Bu kovan çok güçlü. 10 çerçeveyi basan bir kovan. Full arılı kovan. Bakın yerde de bir dünya ölü arı var. Bu şekilde bakın arkadaşlar. Allah kimseye vermesin bu durum. Diğer arılıkları ziyaret edeceğim. Yakın bölgemdeki diğer arkadaşları da ziyaret edeceğim. O arkadaşların arılıklarına da bakacağım. Acaba yine aynı durum var mı? Yoksa sadece benim arılarıma özel bir şey olabilir mi? Tabii kimsenin ahını günahını almak istemem. Bakın. Bursa'daki arkadaşlar özellikle arılıklarınızı ziyaret edin. Durumları kontrol edin. Bu sıradan bir şey değil. Bakın arkadaşlar sıradan bir şey değil. Şimdi bunu paylaşım yaparak ya da şu yaparak bu yaparak anlatacak gibi bir durum yok. Bakın arkadaşlar. Şu anda dünkü durumu görmek için geldim. Yağmur altındayım. Bakın arkadaşlar, yani öyle böyle bir durum değil bu. Bilinçli bir şekilde yapılabilecek olsa bütün kovanları birden zehirleyecek bir insanın olduğunu düşünmüyorum. Etrafımız şu anda görüyorsunuz yağmur yağıyor. Telefon ıslandı bu arada. Allah sonumuzu hayretsin. Hayırlı günler herkese. Bu arada dokunmatik devre dışı kaldı. Telefon ıslandığı için. Arkadaşlar arılığımdan 500 metre uzaktaki arkadaşımın arılığına geldim şimdi. Bakın burada da durum aynı. Hatta kat atılmış bir kovan var. Kovanın önünün durumu vahim. Yani bu bendik bir şey değil. Aramızda 500 metre var. Hatta bu arkadaşın arılığın etrafında yakın bölgesinde hiçbir şekilde ikili dikili alan vesaire yok. Şimdi az aşağıda bir arkadaşın da arılığı var. Oraya da ineceğim. Bu da diğer arılık. Remzi hocamın arılığı. Bakın burada da farklı bir durum yok. Arıların gücüne göre yine nispeten ölümler olmuş. Bakın hala can çekişen ve dışarıya atılmaya çalışan arılar var. Yani görüyorsunuz. Durum genel olarak 1 kilometrelik alan içerisinde aynı denebilir. Buradakilerde de var galiba. Evet, burada da var. 25 Mart 2018, dün temizledim kovanların önlerini. Dün akşamdan sabaha kadar olan süreçte yine aynı şekilde ölü atımları devam etmiş. Bakın arkadaşlar. Aynı durum devam ediyor. Kovanların önlerinde dün temizlemiş olmama rağmen
Akşamdan sonra tekrar bir dünya ölü arı atılmış. Bakın dün temizledim ben buraların hepsini. Bakın şuradaki yuvanlığa bakar mısınız? Bunlar temizlendikten sonra oluşan ölü arıların atılmış durumları. Bakın. Bakar mısınız arkadaşlar? Allah değil. İçler acısı. Varın siz düşünün gerisini. Bakın böyle bir de yere bakın. Söyleyecek bir şey yok. Anlatılacak bir şey yok.